Evet, müsaade alıp pasaport kontrolünden geçtim. Ancak 3. gişedeki memur zorluk çıkardı. İlla müsaade alacaksınız diyor araçlardan. Neyse, 1. gişeye tekrar dönüp oradan geçiş yaptım. Şimdi bir aralık bulmam gerekiyor geçmek için. Aradan ufak ufak şöyle gideceğiz. Geçiyorum hanımefendi. Teşekkürler. Evet, işlemi daha önce yaptırdığım için aradan geçişi de yaptık böylece. Biraz cızıltı gelebilir ama bu şekilde devam etmek istiyorum videoya. Tabi Türkiye'de 3 tane yerde kontrol oluyor. Onu da anlamış değilim. Yunanistan'a girişte tek bir gişede kontrol var. Türkiye'de önce fotoğrafınızı çekiyorlar. Ruhsata bakıyor. İkinci gişeye geliyorsunuz, orada da sanırım şeye bakıyor, yurt dışı çıkış harcı ödediniz mi ona bakıyor. Şimdi bakın, bir gişe daha var, ona da geliyoruz şimdi. Bu da herhalde plakayı soruyordu. Evet, yurt dışından da bir motorcu geldi KTM'le, nereden geliyorsa artık. Evet, burada da duracağız şimdi. Hadi bakalım. Merhaba. 34 Fatsa Van Bursa 431. Emmi, gide gele seni tanıdım artık. Geçen hafta da sana denk geldim galiba. Besim Taşyüz. Ne oldu? Haftaya görüşürüz. Evet, şimdi buradan çıktık. Henüz profesyonel ekipmanları almadığım için kamera adına cızırtılar geliyor. Kusura bakmayın bunun için. O da olacak elbette. Evet. Türk askerleri. Günaydın arkadaşlar. Evet, burası aradaki köprü. Şimdi birazdan Türk ve Yunan askerini yan yana göreceğiz. Tabii sınırda biraz durum gergin. Türk ve Yunan askerleri yan yanayken. Kolay gelsin. Hudut namustur yazıyor. İpsala Meriç Köprüsü. Aradaki son köprü. Şimdi Türk ve Yunan bayrakları var önümüzde. Aralarında birkaç metre var. Şimdi göreceksiniz. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Çekim yapmak yasak olduğu için çaktırmadan. Eyvallah. Kalibera, tiye gene. Evet, onlara da selamımızı verdik. Hellas diyor. Hellas'a hoş geldiniz. Bu arada biz Yunanistan diyoruz tabi ama 3 tane ismi var Yunanistan'ın. Greek, ya Greece, Elada ve Hellas. Evet, köprüyü devam ediyoruz. Şimdi Yunan gişesine geleceğiz. Yunanistan tarafında köprü bozuk.
Diye gene. Esasında bizim sınıra baktığımız zaman muhteşem bir yapı, devasa bir yapı, sınır. Büyük binalar. Yani bayağı bir gösterişli bizim Türkiye'nin girişi ya da çıkışı neyse. Şimdi Yunanistan tarafında bir yani şey var. Umursamazlık mı diyeyim? Yalandan yolları görüyor musunuz? Bakın bakın. Yani daracık ve bozuk yollar. Tırların yanından bakın zar zor geçiyorsunuz. Burada yanınıza tır geldiği zaman sıraya giremiyorsunuz resmen. Şimdi önümüzde de 100 tane araç var aşağı yukarı. Şimdi öne alsam mı almasam mı, bir de öyle bir durum var. Ben de bilemedim açıkçası. Bu kenara alıyor, niye alıyor? Ben geçeyim diye herhalde. Geçsem mi, geçmesem mi bilemedim. Bunu alsak. Sağ olun, kenara aldınız geçeyim diye de. Şimdi öne geçsem mi, geçmesem mi düşünüyorum. Geçeyim mi? Hani ayıp olur diye şimdi insanlar bekliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yani bekleyince de araç sürücüleri teşekkür ederim, geçin diyorlar. Ne bekliyorsun falan diye. Ama ne bileyim, bazen utanıyorum işte. Şimdi en öne alıyorsun, insanlar bekliyor. Yani hakikaten hiç sevmediğim şeyler böyle. İnsanların hani hakkını gasp etmek hoş şey değil. Ama motosikletle de dur kalk arada beklemek inanın çok zor. Yani egzoz kokuları, şunlar bunlar derken teşekkür ederim. Evet, bir bayan müsaade etti. Çok sağ olsun, çok kibar. Araya katılıverdik. 4 araç var. Evet, Hellas. Mesela bakın, şu an orada Hellas yazıyor. Onlar Hellas diyorlar. İngilizce'de Grace deniyor. Halk arasında da Elada deniyor. Yani hepsi de kullanılıyor. Yani biraz Yunanca ile de ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Yunanistan'da en çok duyacağınız kelimelerden birkaçı, aslında bir tane ama türevleri var. Mesela şey diyorlar. Malakos. Şimdi malaka yumuşak demek. Malakos kişiden kişiye söylenen, yani böyle bir espri. Hani çok affedersiniz, bizim Türkçe'de hani ikne tarzı. Naber lan ikne tarzı. Öyle bir şey. Yani abartmıyorum. Malakizmeni, Malakos. Mesela en çok kullanılan cümle Haydi bre Malakos. Bunu çok duyuyorum. Yani her sohbette bunu mutlaka duyarsınız. Evet, şimdi gişeye doğru geliyoruz. Yani Yunan, biraz Yunan camın olması büyük avantaj. Gerçi İngilizce de biliyor birçoğu ama yine de Yunanca konuştuğunuz zaman durum çok farklı oluyor. Yani böyle bir hani bizim Türkiye'ye de geldiklerinde 3-5 kelime bile olsa Türkçe konuşulduğu zaman
nasıl böyle bir anda algımız değişiyorsa, burası da böyle. Ve bir de şöyle bir şey var, yani bir ülkenin dilini öğrendiğiniz zaman yakınlığınız artıyor. Yani daha farklı bakıyorsunuz açıkçası. Yani bizim mesela Fatih Terim'in bir röportajında şöyle demişti. Ya orası benim ikinci vatanım. İtalyanca'yı da öğrenmişti. Fiorentina'yı çalıştırırken. Fiorentina mıydı bilmiyorum, yanılmıyorsam. Yani dil öğrendiğinizde durum değişiyor. Ya bunu siz de bilirsiniz. Bu arkadaş bana aynadan bir iki hareket yaptı ama aman okum ne demek istedi. Önümü geç dedi. Ne dedi onu anlamadım. Evet, önümde bir araç kaldı. 34-39 plakalar, 59 plakalar. Edirne ve Tekirdağ sanırım. 59 ve 39 yanılmıyorsam. Hafta sonu için Yunanistan'ı tercih ediyorlar. Yakın zaten. Yine aslına bakarsanız İstanbul'da yakın. Yani ben Aleksandropoli'ye 320 km İstanbul'dan çıkıyorum, Kadıköy'den. İzmir'de oturduğumuzu düşünelim. İzmir'den çıksanız bayağı bir yol var. Önce yani Çanakkale üzeri gelirsiniz. İşte Ayvalık yolu üzerinden gelirsiniz ki orası da bayağı tutuyor. Yani 320 ise oradan da İzmir'den de 500 var mıdır sınır? Ya olabilir, evet. Diyelim Ankara'dasınız, bu işler zor. Samsun'daysanız bu işler zor. Yani burada İstanbul'da oturmanın bir avantajı. Tabii Edirne'de oturanlara zaten bir şey demiyorum. Kahvaltıya gider gibi geliyorlar. Evet, sıra bana geldi, bakalım. Kalimera. Diyegene, kalaysa. Efaristo, kalayma. Bu tehirte helada bir oraya oydu. Ne? Sada bağ helada. Bu bas? Aleksandropol. Bu nere? Mia. Kate evde matya, tesere evde matya mekrut tora irte evde. Sada bağ helada. Ligo kusero elenika. Kalayım. Mia kara. Efaristo. Ay, Kalisis merhaba. Evet, çok güzel. Yunanca konuşunca gayet güzel, kibar. Gülerek karşılık verdiler. Gördüğünüz gibi tek bir gişeden geçtim. Ne oldu? Yunanistan'a giriş yaptım. Başka herhangi bir kontrol bilmem ne falan filan bir şey yok. Buyurun, tek gişe. Ve geçtik. Şimdi niye bizim o tarafta 3 tane yerde duruyorum? Yani insan sorguluyor tabii şimdi. Nedir abi, olayınız nedir yani? Niye 3 kişide duruyoruz? 3 sefer durduruyorsunuz. Bakın evet, yolları şuralar yumuk, buralar bozuk ama tabii buralara bakmayın. Biraz sonra mesela burayı geçer geçmez otoban başlıyor ve asfaltı var ya, şöyle söyleyeyim. Hani bir yarışçı olarak, eski bir yarışçı olarak söylüyorum. Yemin ediyorum İstanbul Park'ın asfaltıyla aynı. Bakın İstanbul Park'ın asfaltında demir tozu var. Buranın tek farkı belki içinde demir tozu yok ama asfalt muhteşem. Yani yerlere kadar yatırabilirsiniz motosikleti. O kadar güzel asfaltı var. Evet, Hellas'a giriş yaptık. Evet, ben de vatanım diyebilirim açıkçası. Evet, umarım siz de gelirsiniz arkadaşlar.
böyle hafta sonu kaçamakları için çok güzel. Ben şimdi gazı açıp yola koyuluyorum. Bir an önce otele gidip kaydımı yaptıracağım. Hoşça kalın.